İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, ulusların ve azınlıkların kendi kaderini tayin hakkı tartışmasını ele aldı. Anıt uzmanı Samvel Garabedyan'a ithaf edilen anma günlerinin açılış videosu. Yeras bölümünde bir çatışma yaşandı. Sınır olayları devam ediyor. Artsakh kütüphaneleri çok yönlü edebiyatla doldurulacak. Ermenistan Cumhuriyeti gazetesi, Ermeni halkının bağışıklığı onun zaferlerinden biridir. Haypost 3 yeni pul sundu. Dünyaca ünlü duduk sanatçısı Civan Gasparyan'ın son veda töreni Arama Çadıryan konser salonunda gerçekleşecek. Batı Ermenistan. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, yerli halkların ve azınlıkların kendi kaderini tayin hakkına adanmış bir formda bir konuşmada bulundu. Lidya Margosyan, Batı Ermenistan Ermenilerinin tarihine değinerek, Batı Ermenistan topraklarında bulunan Ermenistan'ın dünyanın ilk yerli devletlerinden biri olduğunu hatırlattı. Bayan Margosyan, müttefik güçlerin Batı Ermenistan topraklarında Ermenistan'a bağımsızlık verdiği 1920'den beri Türkiye tarafından Batı Ermenistan toprağının işgali konusunu hatırlattı. O zamandan 2004 yılına kadar Batı Ermenistan Ermenileri temsil eksikliği nedeniyle Şuşi'de ulusal konseylerini, 2011'de de hükümetlerini ve parlamentolarını kendi kaderlerini kontrol altına almak için kurdular. Lidya Margosyan ilk kez 16.10'da konuşmada bulundu, daha sonra da özel raportöre soru sordu. Anıt uzmanı Samvel Garabedyan'a ithaf edilen anma günlerinin açılış videosu yayınlandı. Etkinlik kapsamında 11 Temmuz'da Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan tarafından Samvel Garabedyan'a ve Vahagın adlı askeri yurtsever derneğin kurucu başkanı Karabet Garabedyan'a ölümünden sonra madalya verildi. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 19 Temmuz akşamı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bir kez daha provokatif eylemlere başvurduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, özellikle saat 18.40'tan itibaren Azerbaycan birliklerinin Ermenistan Cumhuriyeti Azerbaycan sınırının Yeras bölümünde yer alan Ermeni mevzilerine farklı kalibrede ateşli silahlarla ateş açılması sonucunda yoğun bir çatışma yaşandığı ve Ermeni tarafında kayıp ve yaralıların mevcut olmadığı, Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın Azerbaycan tarafının sınırdaki provokasyonunu şiddetle kınadığı, bu tür herhangi bir eylemin Ermeni tarafından sert bir karşılık bulacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Durumun ağırlaşmasının tüm sorumluluğu Azerbaycan'ın askeri politik liderliğine düştüğü vurgulandı. 44 günlük Artsakh Savaşı'ndan sonra Artsakh kitap koleksiyonlarının kaybını hafifletmek için 13 Mayıs'ta Ermeni Kütüphane Derneği, Ermenistan Ulusal Yayıncılar Birliği, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh Eğitim ve Bilim Bakanlıklarının desteğiyle Kitap Artsakh'ın Yara Bandı başlıklı kitap koleksiyonu çalışması başlattı. Kitap koleksiyonunun son etkinliği 19 Temmuz'da Hınko Aber Ulusal Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Kütüphane Müdürü Ruzan Tonoyan, kütüphanelerin, yayıncıların ve bireylerin bu girişime katıldığını ve bunun sonucunda Artsakh'a resmi olarak bağışlanacak yaklaşık 4000 adet literatüre sahip olduklarını, Artsakh kütüphanelerinin bu eksikliğini gidermeye çalıştıklarını vurguladı. O, inisiyatifin sürekli olmasını umduğunu da ifade etti. Artsakh Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Lusine Garakhanyan, 44 günlük Artsakh Savaşı'ndan sonra önemli insan, kültür ve mal kayıplarına uğradıklarını vurguladı. Garakhanyan, eğitim alanında 25, kültür alanında 2, spor alanında 1, aralarında çeşitli spor dallarında Avrupa şampiyonu olan 400'üne kadar kaybımız var, dedi. Kültürel mirasın kaybından bahseden bakan, yaklaşık 2000 anıtın, 10 devlet, 2 özel müzenin ve 20 binden fazla serginin kaybolduğunu, düşmanın işgal ettiği topraklarda 127 köy okulunun kütüphanesi, 618 bin kitap kaldığını söyledi. Azerbaycan makamlarının cep politikacıları, tarihçileri ve uzmanları, tarihimizin çarpıtılmasıyla gece gündüz meşguller.
Bu insanların milliyeti burada hiç önemli değil. Çünkü kendi vicdanını ve bir uzmanın onurunu para için satanlar herhangi bir milliyetten olabilir. Bu kişiler genellikle diğer tarihçilerin ve uzmanların eserlerini ve analizlerini delil olarak kullanırlar. Örneğin önde gelen Ermeni karşıtı makaleleri olan bir tarihçi ve askeri uzman olarak takdim edilen Oleg Kuznetsov yakın zamanda Kutuzov 2 dereceden Kızıl Bayrak sahibi kahraman Ermeni 89. Tamanya'nın tarihini çarpıtmaya dahil oldu. Özellikle bir makalesinde Kuznetsov, Ermeni 89. Tamanyan tümeninin Berlin'e zaferle ulaştığını sorgulayarak tümenin tarihi hakkında yanlış bilgiler veriyor. Makalenin yazarı, 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nde Kafkas cephesinde meydana gelen olaylar hakkında kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymakta, tümenin şanlı adını aşağılamakta ve tahrif etmektedir. Bunu yaparak Ermenilerin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferindeki paha biçilmez rolünü küçük düşürmek istiyor. Aslında tarihi çarpıtanlar çok çalışmak zorunda kalacaklar. Çünkü gerçeği saklamak için Fransa'da, Amerika'da ve Ermenilerin kahramanca geçmişinin kaydedildiği tüm ülkelerde tarihin bu dönemini çarpıtmak zorunda kalacaklar. Bütün bunların muhatabı sadece uluslararası camia ve bilim camiası değil, aynı zamanda Ermeni milletinin kendini tanımasından dolayı güçlü olan dokunulmazlığının zayıflamasıdır. Ve geçmişin zaferleri bile büyük bir ateşi tutuşturabilecek kıvılcımlardır. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Posta Servisi Haypost, Ermenistan'ın tarihi ve kültürel anıtları içeren tarihi ve kültürel anıtlara adanmış 3 pulu dolaşıma soktu. Haypost yaptığı açıklamada 230, 290 ve 330 Ermeni dramı olan 3 posta pulu ile birlikte Haypost'un 120 Ermeni dramı değerinde bir bağış kuponu yayınladığını bildirdi. Kupon satışından elde edilen gelir Ermenistan'daki tarihi ve kültürel anıtları korumak için kullanılacak. Nominal değeri 230 Ermeni dramı olan bir pulda Ararat bölgesinin milattan sonra 13. yüzyılda oluşturulmuş olan Hosrov koruma alanında bulunan Akçots Manastırı'nın Surpoos Petros Kilisesi'nin bir bölümü görülmektedir. 290 Ermeni dramı nominal değerli pulda Artsakh'taki Van köyünde bulunan milattan sonra 13. yüzyılda inşa edilmiş Ganzasar Manastırı görünüyor. 330 Ermeni dramı nominal değerli pulda ise Artsakh'taki Maçkalaşen köyünde bulunan milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilmiş Amaras Manastırı gösteriliyor. Bu pulların yayınlanma tarihi 20 Temmuz 2021. Fotoğraflar Samvel Karapetyan, Avcots Manastırı, Zaven Sarkisyan Ganzasar Manastırı, Hrair Baze Haçeryan Amaras Manastırı. Dünyaca ünlü düdük sanatçısı Civan Gasparyan'ın son veda töreni 24 Temmuz'da Aram Haçadıryan konser salonunda 11-14 saatleri arasında gerçekleşecek. Naaşı Gomidas adlı ünlüler panteonuna gömülecek. Bu bağlamda hükümet komisyonunun mesajında şöyle deniyor. Ermeni kültürü geri dönülemez bir kayıp yaşadı. Doğudan batıya, güneyden kuzeye ne Ermenistan'da ne de Ermenistan dışında yoruma gerek olmayan bir isim Civan Gasparyan vefat etti. O ellerinde geleneksel Ermeni kayısı dalıyla ulusal varlığımızın kökleri hakkında konuştuğu bir müzisyendi. Aynı zamanda bu ruh uyandıran kelime çeşitli meridyenlerde anlaşılır, kabul edilebilir ve sevilen hale geldi. Sadece olağanüstü performans ustalığının sihriyle değil, aynı zamanda insan iç dünyasının en ince tellerini uyandırma yeteneğinin sihirli ile ve evrensel bir manyetik alan yaratır. Aslında o, Ermeni topraklarının, çevremizdeki dünyanın bir toplamının işaretiydi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Aleksandr Arutyunyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Abarani Horovel adlı eseri sunuyoruz. Lusastık kit götet tuz Gutam köşek dari tuz Vay le 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 le
Artu travir bönen Lusta ketar otranen Vay le 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 le. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.